Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Ahmet. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle test çözeceğiz. O ne diyor, test çözeceğiz. Bu arada arkadaşlar, videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bir dakika şöyle geleyim ve ne kadar çok beğeni ve paylaşım o kadar çok hızlı geliyorum arkadaşlar. Bu arada şey diyeceğim. Videolarımda bu tişörtle çekmeyi düşünüyorum videolarımı. Hani facecam'li videolarımı. Neden diye sorarsanız da bu tişörtün bendeki manevi değeri büyük. O yüzden videolarımda genellikle bu tişörtle olacağım. Her neyse, bu arada bir karar aldım. Tüm videolarıma facecam koyma kararı. Tüm videolarımı facecam'li çekmeyi düşünüyorum. Eğer facecam koyarsam, hani sizin like'larınızı ve i butonunda, evet yukarıda bir i butonu var. Orada hani i butonunda sizin verdiğiniz oraya göre, hani olsun olmasın, nasıl desem, hani orada çıkan oya göre, yani oy oranına göre de facecam'i çoğaltacağım. Eğer çoğaltırsam işte şey olacak. Korku oyununa da başlayacağım. Hani mesela Enes'le Furkan gibi, onlar benim idollerim. Dilara ile Ahmet olacak belki de. Dilara da benim kız kardeşim, 7 yaşında. Onunla korku oyunu çekeriz. Facecam istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Testimizde bir kahvaltılık olsan hangisi olurdun? Ben kesin şimdi şey çıkacağım. Salatalık çıkacağım da bakalım ne olacak. Başlayalım. Hadi bakalım. Hadi başlayalım diyor. İlk olarak şu saatlerin hangisinde uyanmayı seversin? Bu arada yeni uyandım. Gözlerim falan şık. Okuyamıyorum yazıları falan. Ciddi ciddi. Saat de şu an 12. 13'müş hatta. 13-17 görünüyor. İlk olarak şu saatlerden hangisinde uyanmayı seversin? Akşamüstü 3-5 arası. Sabah 9-11 arası. Akşam 6. Öğlen 12-2 arası. Aynen. Ben her gün böyle uyanırım zaten. Peki şu aşağıdakilerden hangisi senin için korkutucu? Böcek yemek şimdi... Abi o korkutucu değil de mide bulandırıcı, ciddi ciddi şimdi. Bungee jumping. Bak şu ciddi, cidden hani korkutucu olur benim için. Gece denize girmek. Yo, bu korkutucu değil, giriyordum ben. Uyuduğun odada yılan olması. Bu da korkutucu da. Şimdi asansörde kalmak, sevgilinin aradığına ulaşamak. Şu ikisini de bir eleyelim. Şimdi uyuduğun odada yılan olması ve bungee jumping. Abi şu bungee jumping'den korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Yani izlemesi bile ürkütücü, korkutucu. O yüzden hani ben bungee jumping diyeceğim. Ama iki tane seçme hakkımız olsaydı uyuduğun odada yılan olmasını da seçerdim. Belki yılan hani zehirsizdir, zararsızdır falan, bilmiyorum. Gel biraz da çocukluğuna inelim. Çocukların hangisi gibi yemek yerdin? Ha bu arada şu kulaklığı çok soran oluyor arkadaşlar. Philips SHP 1900 diye geçiyor. 92 lira, 93 lira falan. Ciddi ciddi hani Counter'da falan çok güzel ses kasılıyor. Almanızı öneririm yani, alacak varsa eğer. Philips'in SHP 1900, aynen SHP 1900. Alırsanız da işte öneririm yani. Neyse şu çocuklardan. Evet hani uçak geliyor falan diye beni de çok kandırırlardı. Bak hatırlıyorum şimdi. Diyelim ki en yakın arkadaşın canı sıkkın, onun keyfini yerine getirmek için ne yaparsın? Eğlenip tüm olanları unutacağı bir konsere götürürüm. Derdini dinlemek için yanına giderim. Birkaç günlüğüne sakin bir tatile götürürüm. Ona en sevdiği yiyeceği alıp giderim. Derdini dinlemek için yanına giderim önce. Ondan sonra da ne en sevdiği yiyeceği, yani çikolataları falan alırım. Ama ilk olarak hangisi derseniz de derdini dinlemek için yanına giderim. Aynen bu. Peki diyelim ki biraz paraya sıkıştın, ne yaparsın? Birikimlerimi kullanırım. Benim birikimim yok. Borç isterim, ekleri hiç bulurum. Birikimlerimi kullanırım, hani elinde avucunda ne varsa. Babamdan isterim, annemden isterim. Şu Türk filmlerinden hangisi olsa tekrar izlerdin? Organize işleri izlemem. Ah nerede vah nerede. Bir kere izledim, onu da unuttum, izlemem. Gora olabilir bak. Süt kardeşler de olabilir. Selvi boylum atıyor, o da olmaz. Ha, babam sınıfı ve Gora arasında kaldım ya. Ama hangisi diye sorarsanız ciddi ciddi Hababam sınıfını seçerim. En yakın arkadaşınla en çok eğlendiğiniz şey nedir? Saçmalamak. Dedikodu yapmak. Saçmalamak tabii ki. Son olarak tatlı mı tuzlu mu diye sorsak tatlı abi. Nutella. Çocuk büyük herkesin gözlerinden kalpler çıkaran tatlı Nutella gibisin sen de. İnanılmaz tatlı, bir o kadar havalısın. Herkes senin yerinde olmak istiyor. İçindeki minnoş tavırlarla küçüklerin havalı yanında da büyüklerin büyüklerin gözdesisin. Seninle tanışan bir daha senden vazgeçemiyor. Nutella'nın yaptığı alışkanlık gibi sen de insanlarda alışkanlık yapıyorsun. Kimse senden tatlısını bulamaz, bizden söylemez. Abi ciddi ciddi okuyamıyorum, gözlerim falan şiş. Şu saçım ne olmuş? Nutella çıktık, sabah kahvaltısı, hangi sabah kahvaltısı yiyeceğiydik yani testimiz. Bir kahvaltılık olsan hangisi olurdun? Nutella çıktık.
Ben de seviyorum yani Nutella'yı. Öyle yani arkadaşlar, bu videodan biraz bilgilendirme videosu olsun diye çekiyorum. Bu arada ağzıma elimi götürüp götürüp duruyorum. Şurada dudağımda yara var. O yanıyor. Hani şöyle kaşıdığım zaman geçiyor. O yüzden de hani bu video biraz bilgilendirme videosu gibi olsun. Hani sizin oylarınıza, like'larınıza bağlı olarak facecam çoğaltayım, çoğaltmayayım. O yüzden bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Öyle yani arkadaşlar. Hani facecam videolar istiyorsanız like atmayı ve yukarıdaki i butonundan hani oy vermeyi unutmayın anketten. Zaten hani videoyu izlerken çıkar. Bu arada bir şey öğrendim. Bu videoda bir şey fark ettim. Hani uykudan yeni uyandığımız zaman video çekmemeniz gerektiğini ve çekmemem gerektiğini öğrendim. O yüzden böyle saçmalayabiliyorsunuz. Deyip duruyorsunuz. Ve hani ne diyeceğinizi unutuyorsunuz. O yüzden hani yeni uyandığınızda video çekmeyin. Benden size uyarı olsun. Neyse. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.